Kıymetli Hipokrat TV izleyicileri, ben Profesör Doktor Nevzat Alkan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapıyorum ve sizlere çarşambaları ve cumartesileri video yükleyeceğime yönelik ifadede bulunmuştum. Bugünkü konu sağlık çalışanı intiharları ile ilgili bir konu olacaktı. Bir dahaki videonun konusu da tıbbi uygulama hatası iddiaları ile ilgili olacak. Çünkü bugün bahsedeceğim konu ona da yöneliyor. Şimdi tabii Türkiye'de istatistikleri iyi olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bilgi vereceğim ki genel bir fikrimiz olsun. Hasta ve yakınları da sağlık çalışanlarına yönelik daha az travmatik girişimlerde bulunsunlar ve morallerini daha az bozsunlar. Şimdi 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 binde 15 yaklaşık intihar olmuş. Yani 100 binde 15 kişi intihar etmiş. Genel toplumda kadın erkek oranı erkeklerde kadınlara göre 4 kat fazlaymış ama hekimler arasında kadın erkek eşit. Şimdi meslek gruplarına baktığımızda en çok intihar tıp doktorlarında gözüküyor. Bunu diş hekimleri, polis memurları, veteriner hekimler, finans çalışanları, emlakçılar, elektrikçiler, avukatlar, çiftçiler ve eczacılar izliyor. Yani tıp doktoru, diş hekimi, veteriner ve eczacı dediğimizde ilk 10'da 4 tane sağlık grubu söz konusu. Çünkü sağlık hem ağır bir eğitimi var, hem pahalı bir eğitimi var, hem de meslek icra etmekte oldukça yüklü. Yani zorlayıcı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 330 milyon nüfuslu yaklaşık bir ülke. Her yıl 400 doktor intihar ediyormuş ve diğer meslek sahiplerine göre bu 2,5'la 4 kat daha fazla bir oran. Dediğim gibi kadın erkek arasında eşitlik söz konusu ama genel toplumda 4 kat daha erkekler fazla intihar ediyor. Hekimlerin intiharına bakınca da depresyon, bipolar bozukluk, alkol madde bağımlılığı, İlaca kolay erişebilme ve ölümün netice alır şekilde tatbik edilmesi, tükenme yani burnout, bir de tıbbi uygulama hatası iddiaları öne çıkıyormuş sebep olarak. O nedenle tıbbi uygulama hatası iddiaları ile ilgili bir dahaki videoda bilgi aktaracağım. Asıl beni şaşırtan şu oldu. Ben en çok anestezi uzmanları intihar ediyordur vesaire diye düşünüyordum. Çünkü maddeye kolay erişebiliyorlar ve ölüm onlar için oldukça yakın, tatbiki açısından oldukça bilgililer. Ama öyle değil. En çok intihar eden branş patologlarmış. Bunu genel cerrahlar izliyormuş. Onkologlar akabinde geliyor. Çünkü onkologların hasta grubu da oldukça sıkıntılı. Bir de enfeksiyon hastalıkları uzmanları öne çıkmış. Yani anestezistler öne çıkmış durumda değil. Ama asıl söyleyeceğim şey şu. İntiharı önlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nde telefon hatları var. Yani arıyorsunuz ben çok kötüyüm aman bana yardım edin ya da işte kendimi öldüreceğim gibi bir destek alabilme imkanınız var. Türkiye'de böyle bir hizmet yok. Neden olmadığını hiçbir zaman anlayamıyorum. Çünkü arandığında bir psikoloğa vesaire çıkabilmeli şahıs ve hani ben çok kötüyüm, yardıma ihtiyacım var, kendimi öldüreceğim diye bir başvuruda bulunabilmeli. Derhal ona telefonda destek verilirken de 112 ekipleri yönlendirilmeli ve psikiyatrik destek sağlanmalı. Ama bu yok. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi gördüğümü söyleyeyim. En son Şubat 2024'te Denver, Colorado'da 8 katlı bir binanın en tepesine çıktım. Bir otoparktı. Oradan şehre bakacağım. Yüksekten şehre bakacaktım. En üst katta her yerde bu hatların duyurusu vardı. Yani ben yükseğe çıkınca o yüksekte insanlar intihar etmek için çıkar diye düşündükleri için eğer intihar etmeyi düşünüyorsanız şu hattı arayın şeklinde yazılar vardı. Aynı şey demir yoluyla karayolu birleşim noktalarında da vardı. Hani trenin altına kendini atmayı düşünen insanlar için hani intiharı düşünüyorsanız intihar yardım hattı şudur şeklinde telefon numaraları vardı. Sonuç itibariyle hekimlik zor bir meslek. Yükü ağır ve oraya neşeyle, keyifle gelen insan yok. Herkes hani bir sıkıntıyla geliyor. Bu yük burnout dediğimiz tükenmeyi getiriyor. Akabinde de intihar daha sık ortaya çıkıyor diğer toplum kesimlerinden. Amerika Birleşik Devletleri'nde de profesyoneller arasında birinci sırada geliyor hekim intiharları. Ama dediğim gibi anestezistler benim tahminime göre ön sırada olması gerekirken patologlar ön sıradaymış. O nedenle hem mobbing yapmayı düşünen idareciler için,
hem profesyonel meslek icra edenler için hem de halk için sağlık çalışanlarına daha özenli ve dikkatli davranmakta fayda var. Çünkü insanların ölümüne neden olabilirsiniz. 9 Eylül Üniversitesi Plastik Cerrahi'de bunu yeni gördük. Bardağı taşıran son damla diye bir durum var ve insanlar hayatına son verebilir.